Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle toplumda yaşayan bir Müslüman olarak bu toplumu oluşturan insanlardan birisiyiz. Bugün bu konuşmalarım gerek Müslümanlar için, gerek de Müslümanları gerek sözleriyle, gerek fiilleriyle taşlayanlar için olacak. Öncelikle bir Müslüman olarak şunu belirtmem gerek ki şirk sisteminde yaşayan, küfür sisteminde yaşayan insanlarız. O rejimin toplumdan götürdüğü şeylere bakıldığında gerçekten çok şeyler olduğu görülüyor. Yani toplumdan gerek ahlakın, gerek şerefini, gerek karakterini, gerek kişiliğini, toplumun değerlerini silip süpürdüğünü görebiliyoruz. Bugün anlatmam yahut vurgulamak istediğim şey şu: artık toplum şunu anlaması gerekli. Bu sistem bizlere hiçbir şey veremez. Bu rejim bizlerin halinden anlayamaz. Bizleri tanımıyor. Bizlerin fıtratını bilmiyor. Yaratılış konusunda herhangi bir şekilde bizlerden haberdar değildir. Bundan dolayı da bizi en iyi bilen kim ise o bizim üzerimizde hakimiyet kurması gerekli. O bizim üzerimizde hüküm koyması gerekli. O bize hükmetmesi gerekli. Aksi halde gerek İstanbul Sözleşmesi gibi, gerek benzeri yasalar ile bu toplum tamamen aile yapıları bozulmakla beraber, çocuklarının ahlakı bozulmasıyla beraber, okullarda çocuklarının ahlakını bozan birçok faktörle beraber bu sistemin eliyle toplumu bozan, bizleri bozan birçok şeyin bu rejimin, bu sistemin eliyle geldiğini görebiliyoruz. Tıpkı Firavun'un, Kur'an'da bahsedilen Firavun'un milletine yaptığını yapmaya çalışan bir sistem olduğunu görüyoruz. Yani onları düşünemeyen, daha doğrusu düşünse de kendisini bir şey zannetmeyen insanlar topluluğuna çevirdi. Onları korkuttu. Bugünkü sistem de aynı şekilde. Bugün biz davetimizi yaptığımız zaman, biz insanlara dini anlattığımız zaman, İslam budur dediğimiz zaman hemen insanlar sizler falan falan örgütlerin yaptığını, filan filan örgütlerin yaptığını yapmaya çalışıyorsunuz. Sizler bu vatanı bölmeye çalışan, işte bu bayrağı indirmeye çalışan, işte bu topraklarda fesat çıkartmaya çalışan insanlarsınız deniliyor. Şimdi Allah rızası için bu fikri, bu söyleyenlerin aklına kim koyuyor? Elbette bu rejimin medyası, bu rejimin liderleri, bu rejimi savunan kimseler. Şimdi Allah rızası için oturup bir düşünelim. Laik sistemi savunan bir insan vatandan bahsettiği zaman, laik sistemi savunan, topraktan bahsettiği zaman acaba niçin bahseder? Acaba neyi savunarak bahseder? Elbette kendi değerlerinin, kendi sevdiklerinin, kendi nefsinin hoşuna giden şeylerin elinden gitmemesi için böylesi bir tanımı, böylesi bir değeri kullanır ve toplumu kendi söylediği şeylere çekmeye çalışır. Şimdi CHP laik rejimi savunan ve kesinlikle laik rejimin dışında, demokrat bir rejimin dışında hiçbir rejimi kabul etmeyen bir ideolojiye sahip. HDP aynı şekilde. Diğer partiler de toplumun nabzına göre şekillenen, ki bugün CHP de aynı şeylere dönmeye başladı. Yarın HDP de farklı bir şekilde çizgisinden kayacaktır. Çünkü toplum onları kabul etmiyor. Toplum onları kabul etmiyor. Ki bu toplumda edeceğini sanmıyorum. CHP'yi etmediği gibi, belli bir kesimin CHP'yi benimseyip çoğunluğun benimsemediği gibi HDP'de bu topraklarda kesinlikle bir kabul görmeyecektir. Çizgisini değiştirse de, kabuğunu değiştirse de onları tanıyan insanlar olduğu sürece onlar rağbet görmeyecektir diye düşünüyorum. Velhasıl laik, CHP'li olsun, HDP'li olsun, AK Partili olsun fark etmez. Biz ne zaman tebliğ yapsak, ne zaman davet yapsak arkadaş bunlar devlete el uzatıyorlar. Hayır, biz devlete el uzatmıyoruz. Sizin laik rejiminize el uzatıyoruz. Devlet zaten İslam geldiği zaman devlet yine aynı yerinde duracak. Bunlar vatanı bölmek istiyorlar. Hayır, vatanı bölmek istemiyoruz. Biz bu vatanı İslam ile şereflendirmek, bu toprakları İslam ile şereflendirmek istiyoruz. Demek ki biz ne devlete elimizi uzatıyormuşuz ne de vatana elimizi uzatıyormuşuz. Biz sizin batıl inancınıza, ideolojinize ellerimizi uzatıyormuşuz. Şimdi baktığımız zaman, düşündüğümüz zaman demek ki bu kavramları kullanan insanlar aslında kendi çıkarlarını savunan, kendi batıllarını savunan ve maalesef toplumu da bu batılları savunmaya davet etmektedirler. Toplum da maalesef gerek bilinçli gerek bilinçsiz bir şekilde bu batılı savunmakta, boşu boşuna hamallık yapmaktalar. Allah rızası için biz Allah'tan başka ilah yoktur dediğimiz zaman mı topraklar bölünecek? Biz Allah'tan başka Rab yoktur dediğimiz zaman mı, kanun koyucu yoktur dediğimiz zaman mı, hükmedici, idare edici, ondan başka ibadeti hak eden bir ilah yoktur dediğimiz zaman mı topraklar bölünecek? Hayır. Topraklarınız bölünmeyecek. Sizin sapık inancınız, sizin batıl inancınız bu topraklardan geçip gidecek bu toprakların üzerinden bu kara bulut kalkıp gidecek ve Allah Subhanahu ve Teala'nın tertemiz şeriatı, tertemiz kanunları bu toprakların üzerine sinecek. Siz bundan korkuyorsunuz. Allah rızası için ben topluma şunu söylüyorum. Kendimize Müslüman diyor muyuz? Evet diyoruz. O halde niçin Allah Subhanahu ve Teala'nın kanunlarından başka kanunlara razı geliyorsunuz? Allah devlet konusunu Kur'an'da Maide 44. ayetten Maide 47. ayete kadar ya da Araf suresinde ya da Yusuf suresinde devletin otoritesinin kimin olduğu, devletin otoritesinde kimin yasalarının olacağı konusunda bahsetmiyor mu? Bahsediyor. O ki kendinize Müslüman diyorsunuz. O zaman savunmanız gereken şey vatan, bayrak, toprak, devlet değil. Bu devleti ne şekilde İslam'la şereflendiririz? Bu toprakları ne şekilde İslam'la şereflendiririz? Bu topraklara ne şekilde İslam'ın bayrağını dikeriz? İşte bu dert olması gerekli. Eğer samimiysek, eğer kendimize Müslüman diyor isek bunu yapmamız gerekli. Toplumda bin bir türlü pisliği yayan bu sistem, bin bir türlü pisliğe bizi alıştıran bu sistem. Bugün baktığınız zaman laik rejimin, laik sistemin hapishaneleri şeriatı isteyen, şeriat için çabalayan insanlarla dolu olduğunu görürsünüz. Ben sadece şunu söylüyorum. Tarafınızı Allah rızası için belli edin. Yaşantınıza bir bakın. Yaşantınız Allah Subhanahu ve Teala'nın istedikleriyle mi dolu? Yoksa bu sistemin razı olduğu şeylerle mi dolu? Allah Subhanahu ve Teala'nın davası için mi çalışıp çabalıyorsunuz? Onun ismi yücelsin diye mi çalışıp çabalıyorsunuz? Yoksa kendi derdinize düşmüş, kendi menfaatleriniz, kendi nefsiniz, kendi çevrenize göre mi hayatınızı yaşıyorsunuz? Bu sisteme göre mi hayatınızı yaşıyorsunuz? Bunları bir kendinize sorup daha sonra siz kendiniz düşünün ki İslam ehli miyim yoksa batıl ehli miyim? İslam o kadar basit bir din değil. İslam bugün bazı şaklabanların, bazı palyançoların televizyona çıkıp da anlattığı hikayelerden ibaret değil. İslam sadece namaza emreden, orucu emreden, Budistlerin dinine benzeyen bir din değil. İslam omurgalı bir dindir. İslam şeref sahibi, İslam izzet sahibi bir dindir. Şunu sorun, bu sistem niçin şeriatı isteyen insanları içeriye dolduruyor? Ya da biz niçin bu sistemin terörist dediği insanlara terörist demek zorundayız? Bu sistem Allah'ın razı olduğu bir sistem değil ki. Bu sistem tamamen Allah'ın azap ettiği ve Allah'ın lanet ettiği ve Allah'ın bu sistemden dolayı bu toplumu helak edebileceği bir sistem içinde yaşıyoruz. Niçin ben bu sistemin söylediği sözleri, sistemin yaydığı haberleri tutup da yayıyorum? Niçin bu sisteme bu kadar itaatkar yaşıyorum? Ben Allah Subhanahu ve Teala'nın dinine bu kadar bağlı değilim ki. Laik sistem Allah Subhanahu ve Teala'nın doğru dediğine yanlış diyen, yanlış dediğine doğru diyen bir sistem. Ben niçin bu sisteme bu kadar itaat ediyorum, bu sisteme bu kadar güveniyorum da Allah Subhanahu ve Teala'nın sistemine, Allah'ın dediği ayetlere bu kadar güvenmiyorum ya da bu sisteme itaat ettiğim kadar Allah'ın ayetlerine niçin bu kadar itaat etmiyorum? Bunu sorması lazım bir insan kendisine. Yani kısa ve öz düşünmemiz gereklidir. Laik sistem dediğimiz sistem insanların eliyle, insanların kendi hevalarına göre yazıp çizdiği kanunlardan ibarettir. Ama Kur'an, ama şeriat Allah Subhanahu ve Teala tarafından indirilmiştir. O bizi yaratmıştır. O bize rızık vermektedir. O bize hükmetmektedir. Bizler namaz kıldığımız zaman şunu söyleriz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Yani alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Rab olarak Allah'ı seçtiğimizi her namazımızda söylüyor isek bir oturup düşünmemiz gerekli değil mi?